Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qaynam istiklalar ekranımızda olsun. Teşkilatlar Birliği Tur Dünyası'daki yalgan haberler hakkında bayanat ilan kıldı. Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligi yaqinqi mazgillarda ijtimoiy taratqularda kuchayotgan tuhmat va hujumlar haqida bayonot e'lon qildi. Bayonotda munolar bildirildi. Ijtimoiy taratqularda kimligi noma'lum ba'zi hisoblar tomonidan Sharqi Turkiston da'vosi uchun 30 davlatdan muhim shaxslar qatnashadigan xalqaroliq bir yig'inning harbisida maqsadli holatda Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligi va raisimiz Hidoyatulla O'g'izxonga tuhmat, haqorat va hajvilashtirish qatorliq uslublar bilan hujum qilinmoqda. Xalqimiz xabardor bo'lganidek, Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligi Sharqi Turkiston Ma'arif harakati raisimiz va rahbarlik qatlamidagi shaxslar har vaqt shaxsiy hayotda, tashkiliy harakatlarda va siyosiy faoliyatlarda islomiy axloqni, qonuniylikni va rostgo'ylikni asosiy prinsipi qilib kelmoqda. Birlikimiz Sharqi Turkiston davosida mustaqillik prinsipini asos qilgan holda xalqimizning irodasi va umidiga vakillik qila oladigan bir tashkilot bo'lib sifati bilan kuchlik va bexatar muhojirat jamiyatini barpo qilish uchun uzluksiz tirishchanlik ko'rsatib kelmoqda. Birlikimiz Turkiyada turayotgan muhojirat jamiyatining siyosiy va ijtimoiy bexatarlikka erishishi va o'qish, xizmat, davolanish, sayohat qatorliq taraflarda kafolatga ega bo'lishi uchun Turkiya davlati va aloqador organlar bilan yaqin xizmat qilib kelayotgan davlat nazarida qonunliq, nufuzliq va kuchlik bir tashkilotdir. Birlikimizning raisi va aloqador shaxslar haqida ijtimoiy taratqularda tarqalgan xabarlar butunlay yolg'on. Mazkur hisoblar va tarqatquvchilarni qonuniy javobgarlikka tortish uchun birlikimizning advokatlari kerakli qadamlarni elayotdi. Birlikimiz xalqimizni bu turdagi tuhmat va yolg'on xabarlarga ishonmaslikka va rad qilishga chaqirdi. Erdoğan ve Biden BDT yığınında Uyghurlar hakkında mı toxtaldı? Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen Amerika Prezidenti Joe Biden BDT'nin yıllık yığınında Uyghurlar meselesini tilga elip kün tertibke keltirdi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan BDT'nin 78. növetlik umumi yığında sözlügen nutkıda Uyghur meselesini mı tilga elip Uyghurlarının hak hukukları ve erkellikinin qoğduluşuğu sezgür karaydıqallıqını ve bunu kün tertibde tutuduqallıqını təkidledi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Birleşken Devletler Teşkilatı Xavupslik Kinaşı'da dünya rehberlerine kılgan xitabıda növetiki BDT'nin dünya bir xatarlıkının kapalıdı buluşunu bir çetki qayırıp koyup, 5 devletinin siyasi strategisinin tokunuş meydanına aylanıp kalganlıqını yeni bir qıtım oturgu koydu. Erdoğan BDT rehberlikte de dünyanın bexatarlığı, tinçliği ve paravallıkı kapaletli kılışkı mesul organlarını tizden kayıt teşkilleşinin zorluğunu tekitlep, coğrafyası ve nüfusu bilen dünyadaki barlıq milletler, itikadlar, medeniyetlerge vekillik kılalaydıgan bir dünyavi başkuruş mekanizmi berpa kılışımız gerek dedi. O söz diyene devam kılıvatkan Rusya-Ukrayna uruşu ve Türkiye'nin bu meselde tutkan pozisyası ve Türkiye'nin her iki devlet bilen saklap kılıvatkan küçülük münasibeti ve bunun neticesi royapkı çıkargan Karadeniz açlık koridoru kilişimi, Palestin, Suriye, Livya, Türkiye-Avrupa münasibetleri, klimat özgürüşü, İslamofobiya, kutuplaşış, ayrımcılık, Azerbaycan-Ermeniya münasibeti, Şarkı Türkistan, Rohingya Müslümanlarının baştin keçirvatkalları katarlıq köplügen temelarda etraplıq toxtaldı. O, İslam dünyasındaki faciələrinin devam qilishidagi en mühim sebeplerini tilga elib, növbetdeki en ağır tehditinin bu devletlerge alaqadar pilalları bar küçlerinin ilgideki terrorluq təşkilatlarına berivatkan uçuk aşkari yardımlar işgallikini alahide əskertdi ve sözünü devamlaştırıp, Suriye, Irak, Utrişarıq, Şimali Afrika ve Sahrayı kəbirdeki mənpəətlerini dəb, Daesh ve şununğu oxşaşlarını piçki qilip şiltivatkanlarının riyakarlıqlardan zirikduq digərlərini qeyd qildi. Erdoğan pekat özünün siyasi ve iqtisadi menfaati üçünler terörlük teşkilatları bilen hemkarlaşını devamlaştırıvatkan devletlerinin terörlükten ve onunla alakadar meselelerden ağırınış hukuku yokluğunu oturgu koydu. O, Utrişarıqta mengölük tinişlik orantışının Palestin-İsrailiye meselesinin üzülkesil halkılınışı arqılıqlı royapkı çıkıdıqallıqını tilga elip, 1967 yıldaki Çigrani asas kılgan müstakil ve coğrafya cahette bir gevdeleşken bir Palestin devleti kurulmayı durup,
İsrailiyanın arzu kılıbatkan xatirjemlik ve bihaterlikke erişi qiyin dedi. Erdoğan sözü diyene bizden hiç kimden neresidik közümüz yok ve hiç kimden bizden hukukumuzda nezardan sakit kılışıgı yol koymadık ve yol koymaymız dedi. Ve Xalqara cemiyetine Şimali Sipris Türk Cumhuriyeti'nin müstakillikini itiraf kılışka ve bu devlet bilen diplomatik, siyasi ve iqtisadi münasibet ornatışka çakırdı. Erdoğan Uyghurlar hakkında kılgan sözü bolsa, her yıldaki de Xitayning zemin bütünlüğü ve iyilik hukukuna hürmet kıldığını bildirdi. Ve sözünün devamında bunun bilen birlikte küçülük tarihi ve insani münasibetimiz bolgan Uyghur Türklerinin hukuki ve erkinlikini koğdaşkı bolgan sezgürlükümüzde devamlı ifadelep onu kün tertipte tutuşunu devamlaştırımız dedi. Şundaqla BDT yığında söz kılgan Amerika Prezidenti Joe Biden'ı növetli dünya üçün muhim buluvatkan bir kısım zor meselelerini tilge iliş çariyanıda Uyghurlarını mı misal kılıp ötdi. O, dünya cemaeti cezmen tenişliğini saklaş, dokunuştun saklanış ve azap çekivatkan insanların derdini yeni kiltişli küç çıkırışı lazım dedi. Ve növetli dünya miqyasıda kişilik hukukunun defsendi buluşu iğırlap kitivatkanlıqını ama bunun 70 neçi yıl ilgirla BDT əhdinamesi de men'i kılıngan işler Qatar'ın uğrun alğallıqını əskertip, bunun misal Qatar'da Şarkı Türkistan'ı tilgi elip kişilik hukukunun defsendi buluşu meyli Şinjan'da bolsun ya ki Tehran'da bolsun birdek ayağılışı lazım. İnsanlar azap çekiyordu. Amerika tihimi bir hatar, avut ve adaletlik bulgan bir dünyanın görüşünü halaydı. Çünkü bizden kelgüsümüz her kaçan silerinin kelgüsünler bilen çemberkes bağlanan digen ifadelerini işletti. Ve sözünün devamında Xitay hakkıda menşunu yeni bir kıtım inik tekitlep koyay. Biz iki taraf otursadaki mesuliyetçallık asasıqı kurulgan rekabet boyunca iş görüvatımız. Şunu biz tokunuşka kirmeyimiz dedi. Küzetkücüler Erdoğan'ın bu yılki BDT hitabıdaki Uyghurlar hakkıda işletken sözleri ilgirki yıllarga qaraganda tehimi küçülük bolganlıqını ama Xitayning zemin bütünlüğü hakkıdaki sözlerinden bolsa intayin keng ma'nilik siyasi atalgu ve devletler otursadaki kilişim ve münasibetlerge bağlıq mesele ekenligini vaqti kelganda onun birdemdeli başka ma'ni ifadeleydigan sözge aylındıganlıqını bildirişmekte. Her fırsatta altını çizerek ifade ediyoruz. Bununla birlikte güçlü tarihi ve insani bağlarımızın olduğu Uygur Türklerinin hak ve özgürlüklerinin korunmasıyla ilgili hassasiyetimizi dile getirmeyi ve gündemde tutmayı da sürdüreceğiz. Amerika'da Xitay'ın istihbarlığı bolgan ümitvarlık en tüven noktaya düştü. Amerika'da elip verilgan bir tekşürüş dökülatı da Amerika halkının Xitay'ın istihbarlığı bolgan ümitvarlıqının tarihtiki en tüven noktaya düşüp kalgalıqı bildirildi. 19. sentabr Amerika avazıda elan kılıngan tekşürüş dökülatı da körüstülüşçe, coğrafyalik siyaset ve iqtisatının astılışı Amerika şirketlerinin Xitay'daki ticaretiki bolgan ümitsizlikini küçü etken bulup, şirketlerinin Xitay'ın kelgüsü 5 yıldaki istihbarlığı bolgan ümitvarlıq nisbeti tarihtiki en tüven çeki düşüp kalgan. Amerika Soğudu Uyuşması'nın Şanghay'da elan kılgan yıllık tekşürüş dökülatı da aşkarılınışça, gerçi Xitay'daki yukumdun müdafiyeliniş çekilmesi ahırlaşkan bozumu, ama o yenili 2022 yılı tekşürülgen Amerika şirketlerinin kirimi ve keyfiyatı iğir təsir körüstüdükən. Dökülatı tekşürüp bekitişçe, kelgüsü 5 yılda Xitay'daki Soğudu istiqbalığı ümitvar qaraydıgan Amerika şirketlerinin nisbeti 2018 yılı 52% çüşüp kalgan. Bu Şanghay'daki Amerika Soğudu Uyuşması'nın 1999 yılı yıllık Xitay Soğudu dökülatını tüncü qetim elan kılgandın bu yankı en tüven ümitvarlıq nesbiti hesablandıken. Şanghay'daki Amerika Soğudu Uyuşmasının reisi Sean Stein rastını etkanda gerçi bu yılki tekşürüşte mini hayran kaldırdığan iş sallıq malumat bolsumu, bırak iqtisatının eşi virus yukumadın kiyimi devamlıq tövelledi degen. Bildirilişe Amerika bilen Xitay münasibetinin naçarlaşışıga uzun yıl bolgan bolup, Xitay Amerikanın ilgar texnikiga erişişini çekleştirişçallıqını tenkit kılgan. Amerika şirketleri Xitay'nın cerimanı koyuş, tuyuqsız tekşürüş qatarlıq yolsuzluklardan bizar bolgan. Bu yıl 7. ayda Xitay casusluqqa qarıştırış kanun dairesini kengaytip, Xitay'nın devlet bihaterliki ve menfaatiki münasibetlik herkandaq uçurunun tarqilishini çekligen. Aldınqı ayda Amerika Soğudu Ministeri Gina Raimondo Xitay ziyareti jarayanida Amerika şirket Şirketleri onunla xatarının bek çoğun bolğanlığı üçün Xitay'ı mablağ salmaydıgan bolup kalğanlığı hakkıda şikayet kılgan idi. Xitay Müdafiye Ministerinin gayip buluşu siyasi davalğışının alameti. Xitay Müdafiye Ministeri Li Shangfu'nun 3 haftadan köprek vaqtdan buyan gayip buluşu ve tekşürlüvatkanlığı vazifeden ilinğanlığı hakkıdaki haberler Xitay'daki memuri kriziz ve siyasi davalğışının işaretleri ikkallığı ilgiri sürülmekte.
T24'nin bugünkü analiz haberde bildirilişçe, ilgiri sabık Xitay Taşqı İşlar Ministri Chen Gang uzun vaqt g'ayib bo'lib, arqadan vazifasidan elib tashlangan bo'lsa, endi Xitay Mudofaa Ministri Li Shangfu'nun iniqsiz taqdiri davomlashmoqda. Washington Post'si gazeti ismini oshkorlashni xohlamagan Amerika amaldorlarini asos qilgan xabarida Li Shangfu'ga qarata cheriklik tekshirishining boshlanganligini va uning vazifasidan elib tashlanganligini o'tirg'i qo'ygan edi. Xalqaro taratqulardagi xabarlarda tekshirishning harbiy qattiq detal setib olishdagi cheriklik bilan munosabatlik ekanligi o'tirg'i qo'yilgan. Xitoy armiyasi qattiq detal taraqqiyot bo'limi 7-oyning oxirida Yani Li Shangfu yo'qolib ketishdan bir ay burun harbiy lazimatliklarni setib olish va xaridor chaqirish jarayonidagi nazorat qilib boshqarish va intizomga xiloflik qilish sababidan tekshirishning boshlanganligini e'lon qilgan ekan. Xitoyda kabinet funksiyasini ado qiladigan Davlat ishlari mahkamasiga a'zo ikki ministrning orqa-orqadan yo'qotilishi ma'muriy organlardagi jiddiy holat va tangponlikning o'zgarganligining belgisi deb izohlanmoqda. Xi Jinpingning 2012-yili Xitoy rejimining raisi bo'lgandan buyonki eng negizlik siyosatlarining biri cheriklikka qarashtirish ko'rishini qanot yoydirganligi, ammo buning asoslik maqsadining raqib va o'qituvchilarni yo'qotish uchun qo'llanilganligi o'tirg'i qo'yilib kelmoqda. Li Shangfu Xi Jinpingga o'xshashlar Mao Zedong boshchiligidagi kommunist inqilobining birinchi kadriga tabi bir oiladan kelgan bo'lib, uning dadasi ayni vaqtda Qizil Armiya temir yo'l atirtining yuqori darajalik harbiy amaldori bo'lgan. Li Shangfu uzun yillardan buyon har xil harbiy vazifalarda bo'lib, oxiri 2023-yili 14-chi navbatlik Xitoy qurultoyida Davlat Mudofaa Ministerligiga Xi Jinping tomonidan tayinlangan. Xitoy Mudofaa Ministerligi Li Shangfu'nun yo'qolib ketganligi to'g'risida texi bayonot e'lon qilmagan bo'lsa-mu, ammo uning ismi ministerlikning to'r betida Davlat Mudofaa Ministeri va Markaziy harbiy komitetining a'zosi deb tilg'i ilinayotgan bo'lib, Xitoydagi bu va buningga o'xshash harbiy va g'ayri-harbiy yuqori darajalik amaldorlarning tuyuqsiz g'oyib bo'lishi, ko'zdan yo'qotilishi, vazifadan elib tashlanishi qatorliq hodisalar Xitoy rejimidagi ma'muriy krizis va siyosiy davolg'ishning aniq ishoratlari ekanligi ilgari surilmoqda. Xitoy Hong Kongdagi barliq konsulxonalardan yerlik xizmatchilarining shaxsiy fikrlarini talab qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligi Hong Kong alohida ma'muriy rayonidagi barliq konsulxonalarining yerlik xizmatchilarining shaxsiy fikrlarining ularga yetkazilishini talab qildi. TRT'nin bugünkü xabarda bildirilishicha Xitoy Tashqi ishlar ministerligi Hong Kongdagi barliq konsulxonalarga va Yevropa ittifoqi ishxonasiga bu haqda xat yubotgan bo'lib, Hong Kongdagi chet el konsulxonalarining yerlik xizmatchilarining ism familiyasi, xizmatdagi salohiyati, to'ralg'u adresi, kimlik nomeri va sayohat hujjat nomeri qatorliq tizimliklarining 18-chi oktyabrgacha ministerlikka sunilishi talab qilingan. Shundaqla Xitoy rejimi yana kelgusida xizmatga qabul qilinadigan yerlik xizmatchilarning uchurlarini qabul qilingandan keyin 15 kun ichida Xitoy kommunist rejimiga bildirishi kerakligini uqtirgan. Xitoy tashqi ishlar ministri Rossiyaga bordi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Rossiyaga berib, Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishdi. Dog'an xabar agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Rossiya tashqi ishlar ministrligining mazkur uchrashuvga munosabatlik bayonotida ikki tarafning Rossiya-Xitoy munosabatining navbatdagi vaziyatini baholaganligi, Xitoy-Rossiya munosabatining navbatdagi muqimsizlik va jiddiy tashqi siyosat muhitida davomli taraqqiy qilayotganligi, taraflarning Ukrainaning navbatdagi vaziyatini muzokara qilganligi va Rossiyaning manfaatini o'ylashmay turib, shundoqli Rossiya qatnashmay turib, Ukraina krizisini hal qilish urinishlarining qarg'i kelmaydiganligini bildirishganligi Shundoqli Lavrovning Wang Yi'ga yaqinda Rossiyada ziyoratda bo'lgan Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unning ziyoratining asoslik mazmuni haqida to'xtalganligi bildirilgan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi'ning Kim Jong Unning ziyoratidan keyinlar Rossiyada ziyoratda bo'lishi diqqat qo'zg'imoqda. Amerikadagi Uyg'urlar masjid bino qilishni planladi. Amerikada yashayotgan Uyg'ur jamoati Amerikada tunji masjid bino qilish uchun harakat boshladi. Amerika ovozining bu haqdagi xabarida qayd qilinishicha, oldingi juma bu haqda o'tkazilgan iona to'plash faoliyati musulmon ulamolar, musulmon rahbarlar va Amerika musulmonlar jamoatining qo'llashiga erishgan bo'lib, hamma kishi bu masjidning qiyinchilik ichida yashayotgan Uyg'urlarning ittifoqlashib Xitoyga qarshi harakat qilishining boshlanish nuqtasi bo'lib qolishini umid qilganligini bildirishgan. Yaqinda o'tkazilgan iona to'plash marosimiga 100 dan
артык киши иштирак кылган болуп, бүтүн Америкадагы мусулмандар жамаатына жалып кылган. Бу кытымдык ИАНЫ топлаш фаалиятында муваффакиятлык алды тахминан 250 000 доллар мәбләг топланган. Бу мәбләг белән Виргиния штатының Firefox нахисидән 8000 квадрат метр килдегән яр сатып алган булып, бу орын Америкадагы тунҗа уйгыр ислам мәркәзе булды икән. Виргиния штатының Firefox шәһәрендәге уйгыр ислам мәркәзенең 4 һәйәт әгъзасының бере булган Кайсар Сид әпәндәнең әйтүчә, бу хәрәкәт Америка уйгыр җәмәгатенең икенче йорты булган Америкада ибадат кылдыган урын бина кылыш ирадәсенең намаяндысы икән. Кайсар әпәнде бу вакытта Америка Аваз радиосының зияретен кабул кылып, бу мөхәддәс урын булган ислам мәркәзе уйгырлар өчен бер үмид, мәнәви иттифаклыкның мәшәле булгысы дигән. Кайсар әпәнденең әйтүчә, уйгыр ислам мәркәзе алды белән Америкада файда алмайдыган тәшкилат сүпәтедә тизимгә алдырылган булып, 2022 елы 4 айдан башлап Firefox нахисидә 2 кабатлык бинаны иҗарәгә алып эш башлаган. Кайсар әпәнденең әйтүчә, Америкадагы уйгыр җәмәгате уйгыр ислам мәркәзен ниһайәт куллайды икән ва буны ишбадлаш өчен нургын программаларны юлга куйган икән. Uyghur İslam Merkezi 2022 yılından başlayıp tunca katımlık İ'anı toplaşını başlayandan bu yan tahminen 250 bin dolar meblağ topluğa. Amerika Ukrayna armiyesi yakında tanklarımızın işilişki başlaydı dedi. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin Amerika'nın M1 Abrams namlıq tankilerinin pat yakında Rusya'ya karşı uruş kılıvatkan Ukrayna armiyesi tarafından işilişki başlandığını eğitti. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Austin, Germaniya'daki Ramstein bazisinde ötküzülgen 15. nöbetlik Ukrayna Müdafiye Alakılış Grupisi yığından ilgiri bayanat berip, men Amerika ilgiri vaadi kılgan M1 Abrams tankilerinin pat yakında Ukrayna'ya kiridiganlıqını ilan kılganlıqımdan hoşalman dedi. Amerika ve başka şeriklerinin Ukrayna'ya bergen müdafiye sahasında kollaş vaadisinin 76 milyar dolardan eşip ketkenlikini bildirgen Austin, bu devletin kollaşının devam kılganlıqını təkidledi. O yana Ukrayna uçukçularını F-16 ayruplanını işiltiş boyunca məşiqlendirişinin Amerika'da başlandığını ilan kıldı. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği Ukrayna'ya berildiğin 31 tane M1 Abrams namlıq tankisini 5. ayda Ukrayna askerlerini məşiqlendirişte işiltiş üçün Germaniyanın Grafenover şehriga evetken idi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman bu gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.